Gelip ki genel başkan yardımcıları ve onların kadroları vardı, akademik dünyadan destek vardı, iş dünyasından destek vardı. Biz hangi sorunu nasıl çözebiliriz, çözümlerimiz ne kadar samimi, ne kadar işten ve ne kadar doğru olacak. Dolayısıyla böyle e, afaki çözümler üretmek ya da söylemek yerine ayakları yere basan çözümler ve Türkiye'yi kısa sürede 6 ayda nefes aldırmak, daha sonra büyüme süreci içine Türkiye'yi sokmak, işsizlikle mücadele etmek, işsizlik sorununu çözmek. Bütün bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler yarın verilecek. Dolayısıyla benim altı lider adına kalkıp da burada işte o yarın arkadaşların soracağı ee, güzel e, projeleri benim açıklamam Aslında doğru olması. Aslında bir mutabakat metni Bengü Hanım'ın sorduğu soru. Yarın onu açıklayacaksınız. Şimdi efendim buradan... Ortak şu... politikalar mutabakat metni. Evet. Yani 6 liderin bir araya gelip 6 partinin bir araya gelip oluşturduğu ortak mutabakat bunu, bunun metni. Siz konuşuyorsunuz ama bunu bir somutlaştırmak istiyorum. Müsaadenizle Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. E, deneyimli gazeteci yazar Fikret Bila birkaç gün önce yazdı. Dedi ki, Millet İttifakı seçimi kazandığı zaman ilk yapacakları işlerden bir tanesi diye bazı önemli kurumların evet. yöneticilerinden bahsetti. Merkez Bankası olsun, işte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı evet. olsun, Rütük olsun. Evet. Bunu bir anlatır mısınız efendim? Şimdi mesela seçimi kazandınız. Siz ve dostlarınız millet ittifakı olarak. Gerçekten işe böyle mi başlayacaksınız? Ne yapacak ne yapacağınız belli mi? Şimdi daha önce açıkladığımız bazı metinlerde, evet. kamuoyuyla paylaştığımız metinlerde Önce bir durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Memleketin durumu nedir? Çünkü rakamlar kamuoyuna doğru yansıtılmıyor. Biz de bilmiyoruz. Gelirimiz nedir? Doğurduruz. Giderimiz nedir? Taahhütlerimiz nedir? Ya yol yaptın, köprü yaptın. Biz bunlara ne kadar para ödeyeceğiz? Ne kadar dolar ödeyeceğiz? Bu yükümlülüklerimiz nedir? Bunları bilmiyoruz. Türkiye Varlık Fonu var. Başlangıçta buraya karlı şirketler dahil edildi. Şimdi hepsi zarar etmeye başladı. Neden zarar ettiler? Burası bir dipsiz kuyu. Nedir burada ne oluyor? Dolayısıyla hasar tespit komisyonu, devlette bürokraside de yetişmiş, ahlaklı, erdemli, bilgili insanları görevlendireceğiz. Evet. Sayıları 20-25 görevlendi ve ilk yapacağımız iş durum ve hasar tespit komisyonu. Diyeceğiz ki bunlara gidin Türkiye'deki bütün bu olaylara bakın. Temel noktalara ve bize süratle bir rapor getirin. Biz önceliği nereye vermeliyiz ve hangi kararları almalıyız? Çünkü biz doğru adım atmazsak, doğru adım atmak doğru bilgiye dayalı olarak ancak mümkündür. O zaman biz doğru bilgilenmek zorundayız. Bu doğru bilgiler gelecek ve biz ona göre kararımızı alacağız. İki, strateji ve planlama teşkilatı. Devlet planlama teşkilatını kapattılar. Niye kapattılar? hangi gerekçeyle kapattılar. Devletin en yetkin, en bilgili, en deneyimli bürokratları oradaydı. Ulaştırmadan tutun, ulaştırıma sağlığa kadar, efendim vergiden tutun efendim bilmem tasarrufa kadar, e, karayollarından tutun demiryolları, deniz yollarına kadar yatırımların bütün çeşitleri çeşitliliği orada tartışılır ve Siyasetin önüne hangi alanlarda neyin, yap, neyin yapılması gerektiği sorulurdu. Öncelikler sağlıkta belirlenirdi. Toplanan vergileri önce nereye harcayalım? Afaki projeleri mi? Toplumun ihtiyacı nerede? Türkiye nasıl kalkınacak? Nasıl büyüyecek? Bunlarla ilgili bütün çalışmalar ya bunları kapattılar. İlk yapacağımız işlerden birisi de strateji ve planlama teşkilatını yeniden kurmak. Bunu yeniden kuracağız ve böylece devletin devletin bütün gelirleri, bütün giderleri yani harcamaları ve öncelikleri, planlamalar bölgede Türkiye'nin kalkınması bölgesel kalkınmaların olması gibi pek çok çalışma burada yine yapılacak. Siyaset kurumunun önüne, siyasetin verdiği hedefler doğrusunda en doğru ve en verimli projeler gelecek ve biz o projeleri hayata geçireceğiz. Dolayısıyla bu, bu kurumu da oluş, oluşturacağız. Ayrıca parlamentoda ee, kesin hesap komisyonu kuracağız. Bunu da taahhüt ettik. Nedir kesin hesap komisyonu? Şimdi bütçe görüşülüyor. Bu sene diyelim 2023 bütçesi meclisten geçti. Peki 2022 bütçesi ne oldu? O paralar nereye gitti? O çok fazla tartışılmıyor. Kesin hesap komisyonu, kesin hesap kanunu bir önceki yılın bütçesinin nerelere harcandığını gösteren kanun. Bu kanunla ilgili de her hal yukarıda. Parlamentoda bir kesin hesap komisyonu kuracağız. Bu kanun ayrı görüşülmesi lazım. Hmm. Ve bu kanun görüşülürken komisyon başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Biz iktidar olarak gelip ana muhalefet partisine hesap vereceğiz. Bakın özgüvenimize bakın. Çünkü kul hakkı yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz. Vatandaşın ödediği 5 kuruş vergi mi var? Fakir fukara, aylığı olmayan, işsiz bile Ekmek alırken vergi veriyor. Ben o verginin nereye harcandığını, onun işsizliğini gidermek için onu anlatabilmeliyim. O zaman ben gerçek anlamda siyaset yapıyorum. O zaman ahlaklı siyaset yapıyorum. Kendime güveniyorum. Kurun kardeşim diyorum. Kurdular neyi? Kesin hesap komisyonu. Başkan ana muhalefetten olsun. Ben iktidar olarak gelip ana muhalefete hesap hesap vereceğim. Bu ne demektir? Yolsuzlukların artık sonu göründü demektir. Hı. Bakan diyecek ki aman beyler bürokrasi aman. Bakın gideceğim ben. Ana muhalefet partisi orada kadro onlarda hesap vereceğim. Ama ne olursunuz sakın yanlış bir şey yapmayın. Ben orada e, perişan olurum. Bu yüksek bürokrat atamaları efendim. O bürokrat atamalarında da kesinlikle liyakat öncelik. Liyakat. Hı. Bankacılıktan anlamayan adamdan Merkez Bankası başkanı mı olur Allah aşkına ya? Olmaz. Şimdiki başkanı söylerseniz. İçeride kim yani tabii içeride yani yurt içinde ve yurt dışında finans çevrelerinde güven veren birisinin Merkez Bankası başkanı olması lazım. Ve Merkez Bankası başkanının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Bugün Türkiye'de fiyat istikrarı var mı? E Yok. Niye yok? E Merkez Bankası dediğimiz bir kurum görevini yapmıyor ki. Görevini niçin yapmıyor. Önce görevini Görevi nereden kaynaklanıyor onu da ifade edeyim. Merkez Bankası Kanunu'nun dördüncü maddesi. Diyor ki, Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Nokta, cümle bu. Aynen, e, artık ezberledim. Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı var mı? Yarın sabah neye, ne kadar zam geleceğini kimse bilmiyor. Enflasyonu almış başını gidiyor. Merkez Bankası nerede? E, yok. Görevini yapmıyor. Niçin? Merkez Bankası'nın bu görevini yapması için başkanın fiyat istikrarına kilitlenmesi ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. Ama saraydan talimat alırsanız görevi yapamazsınız. Saraydan talimat alıyor. O diyor ki şunu yap diyor. Faizi indir diyor. Bu da indiriyor. Faizi yükselt dese bu da hemen ertesi sabah yükseltecek. Bir daha indir diyor. Bir daha indiriyor. Bir daha şunu yap, bir daha şunu yapıyor. Bu Merkez Bankası'nın iradesi var mı? Hayır iradesi yok. Biz kamuda, devlet yönetiminde liyakat sağlayacağız. Liyakat olacak. Liyakatin olmadığı bir yer olmaz. Devleti ayakta tutan liyakattir. Bakın şunu anlatayım. Ee, gerçekten çok çarpıcı bir örnek bunu çok sık anlatırım. Diyelim ki devleti, devleti alalım. Devlette memur olacak birisi. Üniversiteyi bitirdi memur olmak istiyor. Ne yapacak? Bir, KPSS sınavına girecek. İki sınavı kazanacak. Üç sınavı kazandıktan sonra ataması olacak. Atama olurken aday memur. Daha memur değil. Bir süre geçecek. Asaleti onaylanacak. Memur olacak. Bir, yıl, bir süre çalışacak. Dört yıl, beş yıl diğerine göre. Altı, yedi yıl. Sonra şeflik sınavına girecek ve şef olacak. Devletteki en düşük kademede görev almak için, makam sahibi olmak için bu kadar zorlu bir süreci geçmek zorundayım. Peki bakan olmak için ya da milletvekili olmak için iki şeye ihtiyaç var. Savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Bakan da olabilirsiniz. Ben canım. Şimdi değerli arkadaşlarım bu yürümez böyle. Devlette liyakat esastır. Bu ne evet. olması lazım yani. Biz yarın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da e, duymayı bekliyorduk. Orada bir sorun mu var? Orada bir gecikme mi var acaba? Hayır orada e, gecikme yok. E, daha doğrusu şöyle. Ee, yol haritamızla ilgili e, liderler arasındaki görüşme devam ediyor e, onu e, 13 e, Şubat'ta e, Cumhurbaşkanı adayımızın açıklandığı tarihte açıklanmasının ve onun tarafından açıklanmasının daha doğru olduğu düşünüldü Biz de olur bu şekliyle bir karar yol haritasını Cumhurbaşkanı adayı açıklasın. Adayı açıklasın diye bir Kendi eğilim belirdi. Gibi, bir eğilim değil mi? belirdi. Biz de o eğilime evet dedik. Yani olur. Yani hmm. sonuçta çünkü şöyle yol haritasını şimdi açıklasak iki şeyi birden, iki önemli şeyi açıklayacaktık. Bir ortak politikalar mutabakat metni. Biz önce bu ortak politikalar mutabakat metninin kamuoyunda tartışılmasını ve kamuoyunun bunu bir şekliyle görmesini istedik. Öbürünü açıkladığımızda bu yok olacaktı, herkes öbür tarafa kilitlenecekti. O nedenle onu ayın 13'ünü erteledik. Önce şu mutabakat metni çıksın ortaya. Ekonomide ne yapacağız, sağlıkta ne yapacağız, bürokraside ne yapacağız, yargıda ne yapacağız, teknolojide ne yapacağız, gelişmeler ne olacak, işsizliği nasıl önleyeceğiz, istihdamdaki hedeflerimiz nelerdir? Bunların tartışılmasını istedik. Önce Altı lider diyorlar ya bunlar efendim geldiler bir araya kavga ediyorlar. Bunlar geçinemiyorlar. Bunlar şöyledir bunlar. Bir sürü laf. Havuz medyasının ürettiği ve o çevrelerin ürettiği bir sürü laf. Yahu arkadaş 200 sayfalık Türkiye'nin kurtuluş reçetesini yazdık. Hem demokrasi hem ekonomi hem sosyal politikalar hem dış politika açısından. 9 ana başlık altında büyüme, kalkınma, teknolojide ilerleme bunu yazdık ya. Hala onların var mı? Ben adayım diyor. Neyim var? Annesi var mesela. Bahçeli ile o bir, e, e, Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi. Ne oldu onlar? Bir araya geldiler mi? Oturdular mı? Kamuoyuna bir şey açıklatılar mı? Bizimle uğraşıyorlar. Bizim hazırladığımız metni söyleyeyim. Bir süre sonra kopya alacaklar. Biz de bunları yapacağız. Ben canım, Buyurun. Bir şey soracağım. Tabii. En çok merak ettiğiniz konu ne? 13 Şubat'ta ne öğreneceğiz? 13 Şubat'ta ne öğreneceğiz efendim? 13 Şubat'ta inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. Or 13 Şubat'ta? Efendim. Açıklayacağız 13 Şubat'ta. 13 Şubat'ta. Yani 13 Şubat'ta öyle Bizi bir karar aldık. Saadet Partisi'nin yani, ev sahipliğinde bir toplantı Saadet yapılacak. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yine buluşacağız ve artık 13 Şubat'ta mı olur yoksa? 13 Şubat'ta karar alacağız. Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur? Yani mesela e, ortak politikalar metnini e, 26'sında görüştük. E, daha sonra işte 30'unda kamuoyuyla paylaşıyor. Yani gizli tuttuk. Da, gizli değil de kamuoyuyla paylaşmadık. 30'unda e, kamuoyuyla paylaşacağız. Orada da e, büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. E, ama... E, Cumhurbaşkanı adayımız diyelim ki 13'ünde değil de efendim 23'ünde de ee kamuoyuna ee gene ee bir şekliyle efendim, ee ne yapacağını ben siz 13 ortak mutabakat metniyle beraber Siz Efendim bu. Millet İttifakı'nın altı lideri olarak eğer 13'ünde kararı verirseniz o 13'ünde veya en geç 14'ünde öğrenilir bence. Işte. E onu bilmiyorum. E, onu bil, yani samimi söylüyorum onu bilmiyorum ama gerekirse e, o e, gizlilik muhafaza edilir, e, belli bir tarihte e, bu e, yine e, gerçekten güzel bir törenle orta kaday olacak değil mi efendim? Ortak Tek aday, aday orta aday. hedef ee, orta aday. İki aday e, ihtimali ortadan kalktı sanırım, değil mi? Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Bu da hala oturacağız da mı yani? Şimdi. Yani şöyle tek biz tek bir ortak adayda e, tam mutabakat ben, var mı? Ben hanım şöyle biz zaten ortak aday talebimizi daha önce defalarca açıkladık zaten kamuoyuna. Yani Aslında ortak bütün bir liderler aday. bunu söyledi. Tabii bir ortak adayla belirleyeceğimiz bunu. Yani bugün açıklamış da değiliz. Yani tek daha aday. önce Ortak. daha önce pek çok hemen hemen yayınladığımız kamuoyu yaptığımız her toplantı sonra açıklamada ortak adaydan zaten söz ediyoruz. İsmi konusunda eee bu Bugüne kadar bir açıklama yapılmadı yani adayımızın kim olacağı konusunda ama kamuoyunun merakını gidermek için Cumhurbaşkanı adayının niteliği...